الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi dersimizin konusu kusur abi. Kusur, dersimizin başlıkları var 5-6 tane. Bunların içeriğini dolduracağız. Bu mesele çok geniş bir mesele. Bir baktım da bayağı külliyatta çok geçiyor. Ben 5-6 tane başlık belirledim. O başlıkların içeriğini dolduracağız. Şimdi kusur, lügat manası vereceğiz. Lügatta yetersizlik, eksiklik, noksanlık, tedbirsizlik, ihmallik, bu gibi manalara geliyor. Buradan gireceğiz. Şimdi güneşin bize olan yakınlığı var. Bizim güneşe olan uzaklığımız var. Güneşin bize olan yakınlığı, akrabiyet. Bizim güneşe olan uzaklığımız, bu da kurbiyet. Şimdi bu kusurun Allah canibinden bir bakacağız, bir bakış yapacağız. Akrabiyeti ilahi noktasında kusur var mı yok mu kainatta, ona bakacağız. Bir de beşer canibinden bakacağız. Biz daha ziyade bu ikinci bakış, yani beşer noktayı nazarındaki kusuru ele alacağız. Bir başlığımız bu. Üçüncü başlık da kusurun bize getirileri neler? Veya da kusurun bize kazanımları diyelim veya kaybettirdikleri. Bu ders kendime yapıyorum abi bu dersi. Kusur dersini. İşte kusurun neticesi, kusurun iki tane. Biri cenneti netice veriyor, biri cehennemi netice veriyor. Müsbet manada kusuru bilmek var, bir de menfi manada kusuru bilmek var. Böyle. Kusurun mesela getirilerinde gıybetten kurtarıyor, hasetten kurtarıyor getirileri. Kazanımları neler? Bir rahatlık kazandırıyor, ubudiyette huzur kazandırıyor, sekine kazandırıyor. Böyle bir 5-10 tane başlık var, 5-6 tane diyeyim. Bunların içeriğini dolduracağız. Şimdi birinci noktayı nazarımız, birinci başlığımız Cenab-ı Hak noktayı nazarından kainatta kusur yok. Mesela Üstad Hazretleri bunu anlatırken İmam Gazali Hazretlerine bir nakil yapmış. Leyse fil imken ebdu min mekan. Yani imkan haricinde bundan daha mükemmel bir kainat ve de bundan daha mükemmel bir mevcudat olamaz. Nizamlı ve Cenab-ı Hak intizamlı mükemmel bir kainat yaratmış. Ayette de ferci'il basara hel tera min futur diyor. Yani insan nazarını böyle kainata bir saldırırsa, fikrini, kalbini, ruhunu, kainatta bu manada hiçbir eksiklik, hiçbir noksan, hiçbir tedbirsizlik, hiçbir ihmal göremeyecektir. Ama görülüyor, çirkinlik var, kusur var. Üstad Hazretleri bunu mevcudatın istidatsızlığından ve kabiliyetsizliğinden kaynaklandığını söylüyor. Mevcudatı bu insanın mı? Mevcudatı. Daha ona gelmedik şimdi. Kainat, alan noktayı nazarından bakıyoruz kainata yani. Kainatta kusur yok. Bir şey yaratıldıysa o şeyin mutlak kemale. Vücuda çıkması yani. Evet. Bir şey vücuda geldi mi o onun mutlak kemali. Hususi kemali ise istidatlarının kuvveden fiile çıkması. Hususi kemali. Bu noktayı nazardan kainatta hiçbir eksik, hiçbir kusur, tedbirsizlik, ihmal yok yani. Cenab-ı Hak o an ne yarattıysa rububiyet-i ilahiye o şeyin derece-i kemalinde yaratıyor. Şimdi biz ikinci başlığımız beşer canibinden bakacağız yani kusura. Bu noksanlığa, eksikliğe böyle. Şuralardan okuyayım. Şimdi Risale-i Nur'da bizim şu andaki başlığımız kusurun insan noktayı nazarındaki zemini, getirileri. Şimdi Risale-i Nur'da bir ibadet var, bir de ubudiyet var. İbadet, Üstad Hazretleri işaret-i icazda tarif etmiş. Emirleri yapmak, yasaklardan kaçınmak diyor. İbadet bu. Ubudiyet ise, şimdi onu okuyorum ben. Yerinden okuyayım diye şuradan. Sayfa 132, lemalarda geçiyor. Ubudiyetin esası olan acz, fakr,
ve kusur ve naksını bilmek. Başka bir yerde de gene tarif ederken bu sefer kusurunu bilmeyi oradaki mevzu itibariyle başa almış. Şimdi burada acz, fakr, kusur ve naksını bilmek ubudiyetin esası. Başka bir yerde de bu sıralamayı değiştirmiş, kusuru başa almış. Yani bu insan ibadet edebilir. Bir de ubudiyet var. Ubudiyetin esası burada saymış oldukları 4-5 tane madde. Şey de benziyor bu. Evet. Torbasında acz, fakr, noksan ve kusurunda başka bir şey bırakmam. Şimdi bu 5'i ubudiyetin zemini abi. Yani bu 5'i olmasa özellikle kusurunu bilmek, aczini ve fakrını bilmek olmasa insan marifeti ilahiyede, muhabbeti ilahiyede terakki edemez. Mesafe alamaz yani. Misal var bu. Misal Üstad Hazretleri İbn-i Sina'ya örnek veriyor. Şimdi İbn-i Sina acziyet ve fakriyet yolunu kapattığı için ubudiyet yoluna set çekmiş. Halbuki İbn-i Sina o kadar ibadet ediyor ki siz belki abi onun ibadetine yetişemezsiniz abi. Öyle sünnete riayet ediyor, öyle şey yapıyor ama sistemi kendine çeviriyor yine. O sistemin şeyinde Allah'ı bilmesi gerekirken, acziyet, fakriyet takılması gerekirken kendisine vücut rengi veriyor. Bu sefer adi bir mümin derecesine üstad vermiş ona yani. İşte şimdi bu marifeti ilahiyenin zemini dedik ya abi. Şimdi insan marifeti ilahiyede terakki etmek istiyorsa bir, aczini fakrını bilecek. İki, bir de menfi manadaki kusuratı derifte edecek. Şimdi biz İbn-i Sina'ya örnek verdik. Aczini ve fakrını bilmediği için çok ibadet etmiş. Fakat ubudiyeti kemal manada yapamamış. O zaman adi bir mümin olmuş. Marifeti ilahiye de çok nakıs kalmış, yetersiz. Bunun bir örneği de şeytandır. Abi şeytan. Bak aczini ve fakrını bilememiş şeytan. Mesela Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a sormuş. Yani niye bu günahı işledin? Adem Aleyhisselam başını önüne eğmiş yani. Ama şeytan sormuş. Şeytan demiş ki beni sen azdırdın demiş yani. Bu sefer acziyetini, fakriyetini bilmiyor. Şimdi bu iki tane başlık. Önce bunu söyleyeyim de bu acziyeti ve fakriyeti takınmak bu ayrı bir başlık. Yani kusurunu bilme noktasında. Bir de menfi manadaki kusuru deruhte etmek noktasında bu da ayrı bir başlık. Şimdi sıralamada acziyet, fakriyet mi daha ehemmiyetli yoksa menfi manadaki kusuratı üzerine almak mı? Menfi manadaki kusuratı üzerine almayan acziyet ve fakriyetini bilemez. Bak buna mektubatta şöyle bir ifade vardı. Manevi bir nedamet, gizli bir tevbe ve zımni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen. Bak acziyet fakriyet demiyor. Şimdi insan bu manada kusurunu bilse, o kusurunu bilmesi nispetinde o acziyet ve fakriyeti derk edebilir abi. Yoksa derk edemez. Acziyeti fark edince kuvvetleşiyor, fark eden kimse. Fakirliği fark edince o da zenginleşiyorsun. Bu sefer o adam kainata meydan okuyabilir. Acizlik, risalede nokta istinat, fakirlik ise nokta istinattır. Bu da menfi manadaki o kusuratı bilmek de oluyor abi. Bir de okusana orayı ya. Okuyayım. Manevi bir nedamet. Bir, gizli bir tevbe. İki, ve zımni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen. Sayfa kaç? Sayfa 267. Şimdi kusur günah mıdır değil midir? Bir noktaya nazarınız var mı abi? Kusur. Şimdi bir günah var bir de kusur var. Aynı değil yani. Bir noktaya nazarınız var mı abi? Şimdi günah malum. Ademi vücudu olan bir şeye vücut rengi verirsin. Mesela adam hırsızlık yapar, içki içer. Bu sefer bu günah. Peki kusur ne? Kusur şahsa göre değişir, şahsa göre. Mesela bana göre ibadet olan bir şeyi Üstad Hazretleri kendisi böyle kusur olarak fark edebilir abi. Diyebilir yani bu benim kusurum diye. Mesela hasenatul ebrar, seyyiatul mukarrabun demişler. Yani benim yapmış olduğum ibadeti belki siz
kusur olarak görebilirsiniz yani. Veyahut da başkası bir ibadet yapar, siz de yaparsınız, o sizi yetersiz görebilir, kusur olarak görebilir yani. Kusur affı gerektirir, günah ise tövbeyi gerektirir. Kusur affı gerektiriyor, günah ise tövbeyi gerektiriyor. Bundan dolayı mı günde 70 defa istiğfar etmiş? Diyebiliriz abi. Yani kendisini o marifeti ilahiye de yetersiz görmek, o marifet ve muhabbetin terakkinin zemini abi. Mesela bir önceki halini bırakıp bir sonraki hale geçiyor. Bir önceki haline istiğfar ediyor. Peygamber. Evet abi. Tövbe etmiyor. Günah değil çünkü. İstiğfar ediyor. Yani kusurunu deruhte ediyor abi. Şimdi evet. Benim demek istediğim buydu abi. Yani kusuru deruhte etmek yani. Bir peçete verir misin bana Yasin? Yani kusuratı deruhte etmek abi. Yani şöyle, şimdi azimi fakrimi ben bildim. Ama bir de bunun menfi mana da, yani demek istediğim şu menfi manadaki şey, o an kainattaki bütün istidatsızlıkları diyelim, kabiliyetsizliği kendi üzerine almak gene. Şimdi bu kusur meselesi çok geniş olduğu için, mesela marifette insan kendini kusurlu bilecek, ubudiyette kusurlu bilecek, tebliğde kusurlu bilecek, mesela aile hayatında kusurlu bilecek, çocuk terbiyesinde kusurlu bilecek ki kemale gitsin yani. Kendisini yetersiz görse o zaman terakki edemez, hep öyle kalır yani. Mesela ailedeki sıkıntının şeyi, mesela erkekle kadın arasındaki münasebet, şimdi ikisi de kusurunu görmese o zaman geçinebilirler mi? Yani birisinin alttan alması gerekiyor ki sistem devam etsin yani. Yoksa kusurunu görmediğin zaman hiçbir şey olmuyor abi. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o demiş olduğu noktayı nazardan çok güzel abi. Yani terakkisi o manada hep devam etmiş yani. Bilmezse edemez. Edemez. Günah tövbeye mi gerektiriyor? Kusur affı gerektirir dedik. Yani bunun kemalini abi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu kusuratı deruhte etmek bir kişi kemal manada yapmış. Kim gelmiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra? Ehli velayet, ehli takva, ehli hakikat, ehli zikir, ehli fikir. Kim geldiyse bulunmuş olduğu makamda bir cihetten kendine bir vücut rengi vermiş abi. Ama hiç vermeyen bir kişi olmuş. Bütün azzet ve fakriyetini bilip menfi manadaki o kainattaki bütün o kusuratı deruhte eden bir kişi olduğu için ferdiyetin masarı o olmuş abi. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hatemül Enbiya, bütün nübüvvetleri cem etmiş. Üssü Hazretleri, Risale'nin şahs-ı manevisi de ferdiyetin masarı olduğu için kendisinden önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen bütün velayetleri ferdiyetin masarı olduğu için cem etmiştir abi. Ferdiyetin içinde gavsiyet ve kutbiyet vardır. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelene kadar diğerleri vekalet etmişler. Peygamberler onun muini ve yardımcısı. Aynısı üstad içinde caridir abi. O gelene kadar, yani o ferdiyetin masarı cesedi olarak gelene kadar diğer ne kadar gavs var, kutup var, ehli velayet var, onun o makamına şey yapmışlardır, vekalet etmişlerdir abi. Peki neden olmuş yani bu? İşte bütün aziyeti ve fakriyeti takınıp her makamda menfi manadaki bütün kusuratı deruhte ettiği için abi. Mesela bir yerde bir deprem olmuş, Güney Afrika'da, Somali'de. Eğer ben biraz uyanıksam, istidatlıysam, hemen oradaki kusuru benim üzerime almam gerekiyor yani. Diyorum ki, ya Rabbi affet beni, benim kusurlarımdan dolayı sen oraya gadap ettin. Allah Allah, benim kusurum buraya sirayet etti. Sirayet etti. Bu sefer menfi manada ben üzerime almasam, o kusuratı Allah'la muhatap olamıyorsun abi. Kusuratı üzerine alınca kainattaki bütün o istidatsızlığı, kabiliyetsizliği, çirkinliği, kusuratı o zaman muhatap oluyorsun. Yoksa marifet-i ilahide terakkinin sırrı iki tane. Bir, aziyet ve fakriyeti bilmek. İki, o menfi manadaki kusuratı deruhte etmek. Örnek verdik iki tane. İbn-i Sina'ya örnek verdik. Bir de
şeytana örnek verdik. Bunlar aziyet ve fakriyeti bilememişler. Nakıs kalmışlar, yetersiz kalmış. Bir kusur olmuş yani, tam bir şey yapamamışlar. Şimdi Üsse Hazretleri bunu bildiği gibi, aziyet fakriyeti bildiği gibi cüziyetten çıkıp külliyet kesbetmiş, menfi manadaki bütün kusuratı üzerine alarak zemin yapmış, o noktadan Cenab-ı Hakk'a muhatap olmuş, marifet ve muhabbeti ilahi de kemal derecede terakkisi olmuş yani bu dünyada abi. Kusur terakkinin zemini yani. Olmasa terakki yok. Yani hizmette de böyle. Mesela biz hizmet ediyoruz. Ben kendimi kusurlu göreceğim yani. Tebligat yapıyorum. Bir şey anlatıyorum. Kendime vücut rengi versem orada kusurumu bileceğim işte. Bunun kemalini işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Kendine vücut rengi verirsen Adem'e düşüyorsun. Başkasına vücut rengi verirsen şeytan düşüyorsun. Şeytan oluyorsun. Kusur, lügatta söyledik ya, kusur yetersizlik demek, noksanlık demek. Peki biraz terim manası ve ıstılah manası ne? Kusur ademi zemindir abi, ademi zemin. Yani bütün Esma-i Hüsna'nın ifrat ve tefrit zemine kusur. Yani o zeminde Esma-i Hüsna vasat gözüküyor yani. O zeminde oluyor abi. Yani kusur zemininde oluyor yani. Şimdi bizim bir başlığımız buydu. Ben şimdi bu şualardan bir şey okuyacağım. Bunun aynısı abi. Şimdi ben lahikalardan okuyacağım da şuradan da bir tane okuyayım. Şunu dursun da şuradan okuyayım. Şuradan bir tane okuyayım. Bu şualardan, dördüncü şuadan. Beşinci mertebe Hasbi Nuriye'den. Şimdi bu dördüncü şu anda altı tane mertebe-i Nuriye Hasbiye var. Şimdi biz beşinciden okuyacağız. Beşinci de sana hayatı veren Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayatı bak diyor. Burada bunu anlatırken bir tane ayna misali veriyor abi bu dördüncüde. Şimdi mesela şu bir ayna. Ben şimdi bu aynaya bakıyorum. Bir de bu tarafa geçtim, bu tarafa bakıyorum. Yani bir aynaya bakmak var, bir de aynanın tarafına geçip bakmak var. İşte bu beşinci mertebeyi Hasbi-i Nuri de abi cümle şu. Ayet geliyor, Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayeti. Dedi ki, sana hayatı veren Zat-ı Hayy-i Kayyum'a göre hayatı bak. Sen buradan bakıyorsun, buradan baktığın için o baştaki söylemiş oldukların işin içinden çıkamıyorsun. Buradan bakınca o zaman meselenin aslı değişiyor. Buna şimdi bir ayna misali veriyor. Biz şimdi bunu niyeyse aziyeti, fakriyeti söyledik. Menfi manada külliyet kesbetmek. Yani müsbet manada külliyet kesbediyoruz ya, bir cüziyetten çıkıp külliyet kesbediyorsun. Mesela sizin diyelim marifet, benim marifet derecem. 2 sene önce, 3 sene önce aynı mıydı? Değildi. Sürekli artıyor. Yani külliyet kesbediyorum. Şimdi bu menfi manada da bütün kusuratı üzerine alınca külliyet kesbediyorsun. O zemin oluyor işte. Yani kendini aciz bilmek, fakir bilmek, kainattaki yapılması gereken faaliyetleri yapmamakla beraber sen zemin yapıyorsun. O zeminde muhatabiyet oluyor. Şimdi bununla ilgili bir yer. Dördüncü şu adam. Şey anlamadım. Menfi manada kusuru devlet etmekten maksat ehli zındık anı yapmış olduk bu talibatları da mı ben kendim resmini göreceğim? Yani kendini o cihette yapılan faaliyetleri, şeyleri yetersiz göreceksin yani. Daima aynen. Böyle... Evet abi. O şöyle olabilir. Mesela diyelim ki bir tanesi intihar etti. Evet. İntihar etti yani. Şöyle diyeceksin yani ben biraz da gayret etseydim, ben bu adama ulaşsaydım veya ben hizmeti adam yetiştirseydim, onlar ona ulaşırdı, onlar da ona nurları verirdi, o çocuk intihar etmezdi. Ama biraz tabii bu bizim gibi insanların psikolojisinin bozulmasına da sebebiyet verebiliyordu. Yani mesela birisi hata yaptı, üzerine alıyorsun, öteki taraf hata yaptı, üzerine alıyorsun. Bunu ancak
âli bir ruh tahammül edebilir. İşte bir kişi olmuş abi buna yapan. Yani yoksa dediğin gibi eli daha ve piyasada olan günahları da ben yaptım deyince adam motoru yanar gibi. Yok yanar. Yani hani deprem oluyor sen kusuratı üzerine alıyorsun ya. Çünkü musibet kusurun neticesidir. Mükafatın mukaddemesidir yani. Yalnız işte bunu musibetle günahlar ayrı edilmesi evet. lazım. Mesela bu dedi ki eli dalanıp yaptın tarla. Onlar değil. Onlar günahlar. Evet. Ama Allah'ın yaptığı gıda, deprem kuraklık, mesela. Deprem. Ha benim kusurum da var. Evet. Ama insanların yaptığı günahlarda değil. Şimdi Allah'ın tarafında mı? Aziyeti fakriyeti bildik. İşte en aciz benim, en fakir benim. Bu cüzdür, cüz. Şimdi bunun külliyetini genişlemek için hani deminden beri söylüyoruz. O menfi manadaki külliyetin bilinmesi lazım. Şimdi ben bir yer okuyacağım. Bir ayna misali var. Onu meseleye tatbik edeceğiz. Üçüncü mesele hayatımın halıkıma bakan fıtri vazifeleri, vazifelerine ve manevi faydalarına baktım. Gördüm ki hayatım hayatın halıkına üç cihetle aynadarlık ediyor. Birinci vece, hayatım az ve zaafıyla ve fark ve ihtiyacıyla halıkın, halık hayatın kudret ve kuvvetine ve gına ve rahmetine aynadarlık eder. Evet, nasıl ki açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri ve karanlığın mertebeleriyle ışık mertebeleri ve soğuğun mikyasıyla hararetin mizan dereceleri bilinir. Öyle de hayatımdaki hadsiz ac ve fakr ile beraber hadsiz ihtiyaçlarımı izale ve hadsiz düşmanlarımı def etmek noktasında Halık'ımın hadsiz kudret ve rahmetini bildim. Sual ve dua ve iltical ve tezellül ve ubudiyet vazifesini anladım ve aldım. Şimdi burada dedi ki hayatımın Halık'ına bakan fıtri vazifeleri var. Manevi faydaları var. Baktım gördüm ki. Hayatın halkına üç cihetle aynadarlık ediyor. Şimdi bir ayna misali verdiği için şu ayna. Böyle. Bu aynanın arkası karanlık. Aynanın vücudu var. Bir de aynada gözüken var. Şimdi dedi ki benim cesedim, vücudum ayna. Tatbik ettiğimiz zaman o aynanın arkasındaki karanlık nefis. Aynadaki gözüken bütün her şey Efsaf-ı ilahiye. Abi. Şimdi burada dedi ki hayatımın halıkına bakan fıtri vazifeler abi. Mesela fıtri demek hilkat, yaratılış, fıtrat o yaratılışın içinde konulan özellik. Mesela 20. mektupta bir cümle var o baş tarafta. Onu okuyayım ben. Katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Şimdi hilkatla fıtrat arasındaki fark ne? Hilkat yaratılış, fıtrat o yaratılışa konulan özellik. Cenab-ı Hak tavuğu yaratmış, fıtratına yumurta koymuş, yumurta yapmayı. Arıyı yaratmış hilkat, içine balı koymuş, ipek böceğini yaratmış, içine ipeği koymuş. Beni yaratmış, bak insanın içine neler koymuş fıtratına yani. Mesela benim fıtratımla tavuğun fıtratı, arının fıtratı bir mi? Değil. Şimdi burada dedi ki dördüncü şuada hayatımın halıkıma bakan fıtri vazifeler. Yani ben fıtri bir şekilde Allah'ı gösteriyormuşum abi. Ben bunun farkında değilim yani. Peki nasıl olacak bu? İşte bu aynanın arkasındaki karanlığın bilinmesiyle abi. Şimdi burada üç tane misal verdi. Birinci vece, ikinci vece, üçüncü vece ya abi. Ayna misali verdiği için birinci veci aynanın arkasındaki karanlığa bakıyor. İkinci vecihte anlatıldığı numune nevinden aynanın cesedine bakıyor. Üçüncü vecihte de Esma-i Hüsna aynada gözükenler abi. Birincisi aynanın arkasındaki karanlık. Müsbet manada o aynanın arkasındaki karanlık ne kadar şey olursa, fazla olursa aynanın önündeki görüntü o kadar şeffaflaşır, o kadar berraklaşır. Yani ben nefis cihetiyle, içinde bulunduğum zaman itibariyle veya biraz ıslatlı kabiliyetliysem, geçmiş zaman, biraz daha ıslatlı kabiliyetliysem, gelecek zaman, bütün kusuratı üzerime alırsam, o zaman o aynanın arkasındaki
karanlık yani nefes zemin oluyor. Onun üzerinde almam nispetinde terakkiyat oluyor. İşte burada bunu misali vermiş yani. Birinci de bu. Eğer bu olmazsa hiçbir terakki olmuyor. Mesela şimdi kaf nun tezgahı var ya abi. Bu Risale-i Nur'da kaf nun tezgahı nedir? Bunun enfüsü manasını söyleyeyim abi, enfüsü. Şimdi kaf nun bu dört harftir abi. Kaf kusurun k'si. Aczin a'sı. Fakrın f'si. Bir de naksın n'si abi. Kaf nun tezgahı budur. Enfüsü alemde bir kimse kendisine vücut rengi vermezse vücut alemleri üretiyor. Ama kendisine vücut rengi verse adem alemleri hesabına çalışıyor abi. Yani kafnun tezgahı biziz yani enfüste. Peki o tezgahın işlemesinde dört tane makinesi var. Kusur, az, fak, naks. Bunun işleyip işlememesi nispetinde ya adem alemleri hesabına çalışıyor bu kainat ya da vücut alemleri hesabına çalışıyor. Adem alemleri hesabına çalışınca o kimse %51 olursa cehenneme gidiyor. Vücut alemleri hesabına çalışırsa %51 olursa cennete gidiyor. Bu sefer hani Adem alemleri Subhanallah Subhanallah diyor ya. Niye Subhanallah Subhanallah diyor? Çünkü abi Allah burada söyledi. Fıtri olarak bizi yarattı ya. Niçin? O kainattaki kusursuzluğu görüp Allah'ın kusursuzluğunu ilan etmek için yani Subhanallah ile. E sen burada o fıtri vazifeyi yapmayınca bu sefer orada burada kirleniyorsun. Orada yaptırıyor Allah o vazifeyi. Burada yapmadığın için o fıtri vazifeyi. O zaman cehennemde Subhanallah Subhanallah. Evet. Mesela şöyle abi bir latife yapayım ben de. Şimdi Atlas Okyanusu var abi. Ege Denizi var. Marmara Denizi var. Karadeniz var. Bunun çamaşır suyu olduğunu düşünelim abi. Bak o adam Allah'ı burada Subhanallah deyip takdis etmeyen adam öyle bir kirleniyor ki bu saydığım denizler çamaşır suyu olsa o adam yıkansa gene temizleyemiyor abi. Üstad Hazretleri işaret-i icazda ateş sudan daha güzel temizlik yapar. Ebede kadar o adam yanacak gene temizlenmiyor abi. Allah'a bekliyor. Çok korkunç bir şey ya. Yani adam öyle bir kirleniyor ki yani bak düşün ne kadar böyle kuvvetli yapıştırıcı var, çıkarıcı var, çamaşır suyu var, o manada temizleyici var. Adamı batırsan, çıkarsan, 100 derecede kaynatsan gene çıkarmıyor. Sebebi ne biliyor musun? Evet abi. Ateş vücudidir. Çok güzel abi. Ateş vücudidir. Günahlar değil. Günahlar değil. Günah olsa gene döner. Adem alemleri hesabına çalıştığı için Adem'in dibi yok. Vücutsuz vücut. İşte kendine vücut rengi versen Adem'e düşüyor bu abi. Şeytan da bir varlık yani. Onun için vücut ne yaparsa yapsın Adem'e yetişemiyor. Yetişemiyor abi. Mesela ateş vücudidir. Ne kadar yakarsa yaksın. Adem'in dibini getirip de Adem'i yok edemiyor. Günah yok ediyor bak. Bir daha söyle. Evet. Ateş günah yok eder. Ama günahın mesela ki eylemi. Ama günaha o ruhsal şeyi var ya böyle inkar. Evet abi. Mesela zina, içki günahtır. Günahtır. Adem hesabına gidiyor ama kez yok. Ama inkar etse, Allah'a inkar etse, kader mesela zina, günahı inkar etse, inkar. O eylemsiz eylem. O Adem'dir. Ne kadar vücut alemlerinden olan ateş yaksa da o inkarı tutamıyor ki onu bitirsin. O zaman devamlı o halet, o ruh cehennemde ateşler için hapsediyor ki şey olmasın diye. Sirayet etmesin, yayılmasın. Şimdi burada Esma-i Hüsna 70 bin perdeden geçmiş ya abi. Gölgesinin gölgesi. Orada ise temessül ediyor. Cennet ve cehennem de ebede kadar onun burada yapmış olduğu o kusursuzluğu bilmemeyi gene işte temizleyemiyor yani. Dibi yok ki. Dibi yok ki. Peki cennet alemleri de yani vücut alemleri de elhamdülillah diyor. Elhamdülillah. Şimdi hamdın en meşhur manası sıfat-ı kemale izhar etmektir. Yani burada Allah'ın kusursuzluğunu gören, kemali sıfatlarını gören bir kimse orada bunu canlı olarak müşahede edecek abi. Burada zaten görmüştü ya. Elhamdülillah. Kemali sıfatlar hakikaten Allah'a mahsusmuş yani. Şimdi biri sordu da
Peki dedi, Adem alemleri Subhanallah Subhanallah diyor. Vücudu alemleri Elhamdülillah Elhamdülillah diyor. Peki Allahu Ekber'i kim söylüyor dedi. Bir noktayı nazarınız var mı abi? Şimdi bu gibi sorular da Risale'yi bilmek ehemmiyetli yani abi. Yani belki bir de o mesele de antrenman gerekiyor yani. Bazı mesela bilirsin, hakikaten bilirsin ama antrenmanın yok. Bak ikisi insan alakası yok. Adem alemleri Subhanallah diyor. Evet. Vücud alemleri Elhamdülillah. Elhamdülillah. Peki Allahu Ekber'i kim diyor? Kim diyor? Kim var belki başka? Kim kaldı? Bir bakayım ben bir noktayı nazar şey yapayım abi. Evet, bak bakalım. Bizim noktayı nazarlarımız ücretsiz abi. Ben bir şey yapayım şuradan da. Şimdi külliyatta yani bu soruya çok cevap verilebilir. Şimdi biz külliyat okuduğumuz için bu seviyede bir cevap veriyoruz. Şimdi Hüsnü Hazretleri bu Allahu Ekber'i çeşitli yerlerde tarif etmiş. Çokça tarifleri var. Bir tarif yani bu noktadan bakacağız şimdi. Allahu Ekber marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Allahu Ekber abi. Mesela ben Allahu Ekber dedim. Ben Allahu Ekber dedim. Allah benim Allahu Ekber'imden büyük. Ben böyle demekle marifetim haricindeki diğer kemalat mertebelerini de kastettim ben. Kuvve noktada. Ama benim şu andaki marifet bilgim ne kadar? O kadar ben kastettim. Mesela ben 3 sene önce de Allahu Ekber derdim. 5 sene önce de derdim. O zamanki Allahu Ekber'imde de bütün o mertebeler vardı abi. Ama benimki o anki seviyem o kadardı. Mesela siz de Allahu Ekber diyorsunuz. Yasin de Allahu Ekber diyor. Nadir abi de Allahu Ekber diyor. Herkes Allahu Ekber diyor. Allah sizin Allahu Ekber'inizden de büyük. Bununkinden de büyük. Onunkinden de büyük. Onunkinden de büyük. Bediüzzaman Hazretleri Allahu Ekber demiş. Allah onun Allahu Ekber'inden de büyük. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da demiş. Allah onun Allahu Ekber'inden de büyük abi. Çünkü marifetimiz haricindeki diyor. Herkes için caridir bu. O zaman, şimdi bu tarafa gelelim, bu soruya gelelim. Şimdi marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanı olduğu için abi, Adem alemleri Subhanallah Subhanallah diyor. Vücud alemleri Elhamdülillah Elhamdülillah diyor. Bunu fark eden kimse orada Allahu Ekber'i söylüyor abi. Onu kastet dedim. Anladım ben de. Adem alemleri Subhanallah. Alemler, alem. İnsan alakası yok. Evet. Vücut da Elhamdülillah diyor. Kim kaldı başka? Abi şöyle, işte cehennemdekiler onlar da biliyor, cennettekiler de biliyor. Allah onların Allahu Ekber'inden de büyük işte. Çünkü orası da bir, cennette bir mekan, bir zaman var. Cehennemde de bir zaman, bir mekan var yani. Biz sonsuz diyoruz, evet diyoruz ama gene bir alem olduğu için Allah onların şeyinden de büyük yani. Allahu Ekber aynı zamanda zaman ve mekandan çıkarıp insanda... Yani kainatta olup insan insanda olup kainatta olmayan yani insan daha cami ya. Evet. Şecer-i Fitat'te onun mücmer ünvanıdır Allahu Ekber. Onun için alemler diyemez ancak bunu insan der. Ancak insan der evet. Bak bir de söyleyeyim. İnsanda olup alemde olmayan var. Ayn-i Samet mesela. Ayn-i Samet olmak kolay bir iş değil. Evet. Ha, o insanda olup kainatta olmayan bu özelliğinin kemalat işte ünvanıdır yani dişe vuruşudur. O insan da ancak. Evet. Şimdi biz bu dördüncü şuradan okuduk. Yani azimizi, fakrımızı bileceğiz. Menfi manadaki kusuru, eksikliği hep üzerimize alacağız. Abi. Bu marifette olur, muhabbette olur, ailede olur, hizmette olur, meslekte olur, tebligatta olur, ders anlatmakta olur, dinlemekte olur. İlahir. Yani Adem'i vücudu olduğu için mahluk değil, Adem'i vücudu olduğu için çok acayip. İnsanın fikriyatında, zikriyatında, kalbinde, ruhunda, ihtiyarında kullandığı zaman şey oluyor, vücuda çıkıyor. Yani gene bir kusursuzluk var yani. İşte bunu bilmek, bir kişi bilmiş bunu abi. Yani o seviyede bilmiş. Evet. Yani kusuru bilen var da, işte azami derecede. Azami derecede bir kişi olmuş. İşte ama niçin biliyor musun? O ezber oluyor. Mesela diyelim ki bir yerde dedim. Evet. Beraber dedik. Yani ustad dedi. O senin ustadın taassup ediyorsun.
Bunu şöyle ben de şey yapıyordum. Mesela azami derecede Subhanallah diyebilmiş. Mesela bir tanesi bana sordu. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala var ya. Evet. Yani bir kere dedim şöyle oldu diye ya. Dedi ki yani siz dedi ustadınızı şey yapıyorsunuz. Bak dedi. Niçin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi şey yapabilmiş? Mesela geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan günahlar. Lut kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin. Bunların günahları şimdi yok mu? Var. Peki o kavimlerin helak olmasına sebep olan günahları tamir etmek için peygamber gelmiş. Lut kavmi ne kadardı? 10.000 kişi yoktu ha. Evet. Yani bir şeyin Anadolu'daki bir şehrin buna evet, ilçesi kadar insan yoktu. Ak kavminde. Niye? Şehirler kazılardan çıkıyor, şehirler çıkıyor. 2.000 kişi, 3.000 kişi tamam. Peygamberimiz zamanında Mekke'de kaç bin kişi vardı? Mesela Medine'de toplanmış bütün orası 100.000 kişi. 1.000.000 değil. O zaman kemalat kazandı. Peki toparlıyorum. Geçmiş kavimlerin Lut, Şiit, Nuh, Ad, Semud kavimlerinin yaptıkları helak olmalarına sebep olan günahlar şimdi daha genel, daha fazla yok mu? Var. O zaman bunun tamircisi peygamber iken, o zaman peygamber iken, şimdi peygamber değil. Bunu kim tamir edecek? Düşündün mü? Lut kavmindeki o pisliği kaldıracak peygamber lazım. Şimdi o Lut kavminin yaptığı melaneti şimdi var, onu kaldıracak bir görevli lazım. Peygamber değil. Peygamberimizden sonra peygamber olmayacak. O zaman peygamber olmayacak ama onun veraseti nübüvvetine, veraseti kemalatına, terakkiyatına varis mutlak olması lazım ki ancak her kavmin pislikleri var. Yani Ustad Hazretleri sırf At kavminin pisliğini tamir etmiyor. Firavun'un, Nemrut'un, Şid vesaire. Peki bu kadar bütün kavimlerin pislikleri var. O zaman bu zatın bütün kavimlere gönderilen peygamberlerin varisi, veraseti varisliği olması lazım. İşte demin, yani bunun esbabı abi o menfi manadaki kusuratı üzerine alma. Yani Üssü Hazretleri bulunduğu zamanla değil sadece. Evet. Hem istikbalde hem de geleceğe ait ne varsa yani ihtilaf edilmiş, onların hakikatini beyan etmiş. Yani bu böyle bir zat kendi ilimle amelle kemalat olmaz o evet. Seviyede. Kemalat-ı mutlak kusurunu bilme nispetinde olur. Aynen öyle. Amelle olmaz, buraya varılamaz. Şeyden de ilim de olmaz. Ne kadar namaz kılarsan kıl. İbn-i Sinan söyledin, kusur almadı üzerine, indi aşağıya, dibe vurdu. İşte o zaman, yani usul bakımından gidiyorum dikkat edersen, usul bakımından o zaman bu asrın vekili bütün peygamberlerin vekilidir. Anladım. Niye? Çünkü bütün peygamberlerin zamanında olan günahları tamirle vazifeli. O zaman amelle olmaz. Ustad mesela gece gündüz oruç tutmamış yani. Yani mesela bir gün tutmuş Davud Aleyhisselam mıydı? Davud'a oruç. Tamam. Bir gün tutmuş, bir gün tutmamış. Bir gün ustad yapmamış. Ama neyle ustad o varis olmuş Davud Aleyhisselam'ın kemalatına? Kusurunu bilme seviyesiyle olmuş. Evet. Şimdi kusurun abi ademi vücudu olduğunu söyledik. Ademi vücut. Şimdi bu ademi vücuda böyle harici vücut verirken benim ihtiyarımla o vücut arasında şeytan var abi. Şimdi buradan okuyorum ben. Yani harici vücuda çıkarma noktasında şeytanla alakalı bir yer. Şeytanın mühim bir destesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiyaza yolunu kapasın. Hem nefsi insanın enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir diyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın insanın fıtri vazifesi neydi? Kainattaki mevcuda da bakacak, olay ve hadise de bakacak. Allah'ı tesbih edecek. Kusurattan takdis edecek.
Şeytan bunu yaptırmıyor abi. Peki ne yapıyor? Önce kendi kusurunu göstermiyor. Yani ben Allah'ın kusurunu görmek istiyorsam önce kendi kusurumu görmem lazım. Aziyetimi, fakletimi göreceğim ki, kendimi tanıyacağım ki Allah'ın kusursuzluğunu göreyim, kainatta müşahede edeyim. Şeytan bunu göstermiyor bana. Yani benim kusurlu olduğumu göstermiyor. Vücut kazanman için Adem tarafını bilmen lazım. Bunu bilmese işte Allah'ı şey yapamıyor. Yapamaz tabii. Takdis edemiyor. Takdis edemez. Bu sefer kusurunu sana göstermeyince istiğfar ve istiyaza yolunu kapatıyor. Kapatınca senin enaniyetini tahrik ediyor. İstiğfarla istiyaza arasındaki farkı düşündün mü? Abi istiğfar birisi yapılan şeyden dolayı sığınmak. Mesela ben eksiklik bir şey yaptım, günah işledim. Tamam. Tövbe istiğfar ediyorum. Bir daha yapmayacağım. İstiyaz... Yani günah vücudunu gösteriyor. Evet. İstiyazı ise sığınmak yani. Çok güzel. İkisinin cemi işte kusurdur. Evet, çok güzel. Yani istiğfar ameli bir günaha karşı yapılır. İstiyazı ise kendi naksını, eksikliğini, noksanlığını bilmekle olur. Bak, şeytanı dinleyen nefes... İstiğfar amelin, amel günah... Hadden al geçir, istiğfar eder diye abi. Evet, o aslında istiyazı o. İstiyazı yani evet. Eskisinden yenisine sığınıyor. Yani aslında abi genel küllüğü bakarsak böyle, yani cüzkül noktasından şahsa göre değişir bunlar yani. Değişir. Yani adama göre değişir bu. İstiğfar da değişir, istiyazı da değişir. Mesela diyelim ki Peygamber Aleyhisselam'ın istiyazı ve istiğfar ettiği makam benim kemalat-ı mutlakım olur. Yani belki olmayabilir yani. Misal. Yani benim en büyük hedefim olabilir. Ama o insan ona istiğfar etmiş. Şimdi burada diyor ki şeytanı dinleyen nefis kendi kusurunu görmek istemez. Görse de yüz teviliyle tevil ettirir. Allah. Bak. Mesela Üstad Hazretleri 6000 sayfa eser yazmış. Marifet ve muhabbet namına. Demiş ki Cenab-ı Hak bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacına, ince bir sap ile koca bir kavunu çıkardığı gibi benim gibi aciz, fakir, zayıf bir adamdan böyle bir eseri çıkarmış. Bak aziyetini, fakretini takındı. Bir daha bir menfi külliyet kesmedi. Diyor ki belki benim fikrim karıştı. Belki yapamadım. Belki daha güzel yapacaktım. Bak ikisinde de şey yapıyor yani. Bir aziyet, fakret bilmek var. Bir de yeterli görmemek var o manayda yani. Bu sefer görünce tevil ediyorsun. Bu sefer tevil edince o kainattaki kusursuzluğu göremiyorsun. Enfüsteki hicap sana göstermiyor. Şeytan yapıyor bunda işte. Ve aynı rıda an külli aybin keliyle, sırrıyla, nefsine, nazar-ı rıza ile baktığı için aybını görmez. Aybını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiyaz etmez, şeytana maskara olur. Yani bu kimse kendi kusurunu görmediği için abi şeytan bu adamı istediği gibi oynatabilir. Maskara olur demesi. Şimdi böyle hani birisi def çalıyor ya abi. Def çalınca birisi de oynuyor. Bu sefer nefis şeytanın emirber neferi olduğu için şeytan çalıyor. O kimse oynuyor abi. Maskara dediği bu yani. Evet, maskara o demek. Bizim zaman küçükken bir ayı falan oynatanlar vardı ya. Ayı falan oynatıyordu adam böyle. Yani kendisi ne dese ayı onu yapıyor. Bu aynısı buradaki tatbik ettiği zaman sen kusurunu görmezsen şeytan seni oynatıyor abi. Bak miraç bile yaptırır diyorduk ya abi. Yani ilahi bile oynatır. İlahiyle dahi seni oynatır yani. Oynatır. Çünkü maskara çok şeyi geniş yani. Yani maskara demek kendi iradesiyle, ihtiyarla hareket etmeyip diş kumandalığıyla hareket ediyor. Bu sefer... Şimdi buna ben şey okuyayım abi. Bu külliyattan bir misal. Bu kusurunu bilme. Üstad'a örnek verdik. Gene bir misal. Bu Kastamonu 204. Şimdi bu bizde var yani. Bize şu an biz bu kusurun mahiyetini tanımlamaya çalışıyoruz. Hani mahiyetini bilsen gider şey var ya abi. Şimdi burada biz bu kusuru tanımlamaya çalışıyoruz. Bunu nasıl bileceğiz? Nasıl göstereceğiz? Bu bizde var. Bu gitmez. Müsbet veya menfi. Bunu tanımlayacağız. Bunun aynısı bak üstatta da olmuş. Fakat üstat ben diyor bu meselede kusurumu bildim diyor. Bak okuyorum ben şimdi. Şuradan okuyayım. Hatta kendim bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntı ile
60 liralık bir haseneyi tercih etmeye çalıştım. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücahide-i maneviyede benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında hodgamlık ve meyli tevefük gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine ne için ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür ediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri o iki nefsin bütün desaisini, desselerini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o bir dakika ve 10 dakikadaki haletleri birden izale etti ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. Yani bir risale neşredilmiş. Üstad dedi ki niçin ben yapmadım, niçin ben söylemedim yani ona. Manevi bir istiğfar mı dedi istiazem? İstiğfar. Demek ki istiğfar kusurunu bilmeyle oldu. Evet. İstiaze değil. İstiaze sığınmak yani. 234 burada, 204 değil. 234 evet. Yani insan iş yapıyor, bu manada her işte bu üstad burada gördüğü gibi biz de bu kusuru göreceğiz. Bu sefer görünce terakkinin zemini bir oluyor. Oradan Allah ile münasebet kuruyorsun. Mukaleme cereyan ediyor yani. O zaman herkes kendi aleminde kusurunu görüyor mu? Ona bakması lazım. Evet. Ben ne kadar kusurumu görüyorsam demek ki Allah beni bırakmamış. Bir insan kusurunu görmüyorsa Allah onu terk etmiş. Diyebiliriz abi. Mesela şöyle de diyebiliriz bir noktayı nazar. Mesela şeytanın varlığının delili nedir? Benim kusurumu görmem veya görmememle bilebilirsin şeytan var mı yok mu? Evet. Çünkü kusuru kim göstermedi demin okuduk. Şeytan yani. Allah dedi ben sen biraz. Şimdi bir ayet var Hasan abi. Şeytan Cenab-ı Hak'tan müsaade istemiş. Kıyamete kadar ben onları kandıracağım diye. Ayette geçiyor ki onların sağından, solundan, önünden, arkasından geleceğim diyor. Onları kandıracağım diyor. Bak sağdan gelmesi ya. Hani demiştik ya Miraç da seni kandırabilir. Müsbet manada seni kandırabilir. Sağdan geliyor. Şimdi Miraç yaptırabilir şeye kadar, kürse kadar. Kürse kadar mı abi? Kürse kadar yaptırabiliyor. Şimdi sağdan, soldan, önden, arkadan geliyor ya. Şimdi yukarıyı ve aşağıyı zikretmemiş abi. Unutmuş. Unutmuş diyelim. Şimdi yukarısı duadır. Noktayı istimdat temin ediyorsun. Aşağısı ise secdedir. Noktayı istinat temin ediyorsun. Noktayı istinat ve noktayı istinadı olana gelemiyor. Hangi ayeti bağlı? Şu an hatırlamıyorum ayetin şeyini de. Böyle bir ayet yani var. Üst taraftan noktayı istinat Allah'a, evet. Ötekisi istimdat. Yani imani bil ahiret ki o da kalbi amelle yapmak. İşlettirmek. Şimdi ayıbını görmediği için itiraf etmiyor. Bak üstad hemen o mesele de kusurunu gördü. Kusurunu görünce bu sefer o hatanın muaccel cezası olan içimdeki elemden ve azaptan kurtuldum diyor. Yani niçin ben yapmadım, niçin söylemedim, niçin bunu ben kendi haseneme yazdırmadım deyince. Hakikaten bu toplum şey, kişiler arası var ya, karı koca olur, kardeşler arası evet. Olur. Sıkıntı var. Ve seni günlerce yakıp kavuruyor. Onun bir çaresi, şu anda hatırlıyorum. Evet. Kusurumu, ya ben kusurluydum dese bitiyor biliyor musun? O yangından kurtuluyorsun. İşte çok geniş olduğu için her tarafta var yani bu görmek yani. Mesela ailede erkek bir şey yapıyor, kadın da ona şey yapıyor. Bu sefer o gider yapıyor, o da gider yapıyor. Oysa bir kusurun bilse bir tanesi, olay bitecek. Zaten bir şöyleymiş, kavga iki diri arasında olur. Morgda bir tanesi ceset, ötekisi canlı. Kavga olur mu? Olmaz. Çünkü bir tanesi ölü. Demek ki kavga iki diri arasında oldu. Yani ikisi de gurur. Şimdi hulasa şunu bir toparlayayım abi. Şimdi kusur, marifetin zemini ya, biz bu noktadan baktık. Çok geniş olduğu için bir iki başlıktı. Bu kusur olmadığı zaman marifet ve muhabbet-i ilahiyede terakki edemiyorduk. Buna misaller verdik. Şimdi buna bir tane daha misal veriyorum ben. Yani bu kusuru bilmek menfi manada. Bak aziyet fakret demiyor. Yani menfi manada ki o kusuru üzerine almak yani.
bu laikalardan örnek verdim de ben fıtrattan bir tane örnek veriyorum. Şimdi bulanık bir su düşünelim abi, bulanık bir su. Ben şimdi suya bakıyorum. Bu suda ben kendimi görebilir miyim? Peki suyun bulanıklığını aldım. Ben şimdi suya baktım. Ne görürüm orada? Kendimi görürüm değil mi? Bulanıklık gidince kendimi görüyorum ben. Şimdi biz şualardan okuduk, dördüncü şuada. Üstad dedi ki ben fıtri olarak Allah'ın bir aynasıymışım dedi. Fıtri olarak. Ama gafletle vesaire esbapla o fıtrilik kaybolmuş, tamam mı? Yani bulanıklık var. Enfüsü aleminde o ayna da bu sefer bulanıklığı alınca, yani menfi manada bir kusuratı alınca bu ayna da ne gözükmüş? Allah gözükmüştü abi. Zaten hayı kayyuma göre baktı ya. O bulanıklığı almış. Yani aynayı silmiş yere. O kusuratla beraber. O kusuratı alınca bu sefer ne oluyor? Suyun bulanıklığı gidiyor. Allah gözüküyor yani. Bu sefer ailede, meslekte, işte, tebligatta şeyde o kusuratı alınca oradaki bulanıklığı alıyorsun sen. Bu sefer müsbet manadaki efsaf-ı ilahiye gözüküyor yani. Bunun aynısı lahikalarda da var. Mesela Üstad Hüsrev abiyle Mehmet Feyzi abi ikisi arasında bir sıkıntı olunca Üstad diyor ki ikiniz arasındaki geçen konuşmaları ben üzerime alıyorum diyor. O zaman barışmışlar. Bak ne yapmış? Üzerine almış o zaman. Halbuki o üzerine alınca ikisinden daha fazla kazandı. Bak bir noktaya nazar. Şimdi diyelim ki abi ikimizin arasında bir problem var. Ben size bir cümle söyledim. Siz de bana söylediniz. Üstad üzerime alıyorum dediği için direkt üstada gidiyor abi. Bak ben sana bir şey söyledim. Üstad diyor ki aranızda geçen üzerime alıyorum diyor. Siz uhuvvet tesis edin ki istikametli zahir esbab noktasına hizmet devam etsin. Eğer bunu bildiği halde bir kimse böyle yapıyorsa direkt üstada gidiyor yani. Tokat ondan mı geliyor? Yani bu manada yani benim gördüğüm abi çok az insan var. Yani ben kendim de dahilim yani. Ben bunları söylüyorum ben de değil de yani yok gibi yani çok az yani. Yani bir sıkıntının olmuş olduğunda o kusuratı üzerine alıp meseleyi sakinle, çok az insan var yani. Mesela biz şimdi enfüs dersleri yapıyoruz ya abi. Bir latife yapayım da. Ben şimdi bir tane enfüsçü gördüm abi. Bu kadar insan tanıdık yani. Siz de öyle. Diyelim ki diğer kardeşler, abiler de öyle. Bir tane gördüm abi. Enfüsçü. Kim o? Bizim Mustafa babam. Bilmiyorum siz de bana hak veriyor musunuz abi? Niye bilmiyorum ki. Niye abi? Gerekçeni söylemedim. Gerekçem şu. Yani bulunmuş olduğu ortamda hal olarak, kal olarak öyle. O yani konuşmuş olduğu cümlelerin ifade etmiş olduğu manayı her türlü ortaya koyuyor. Yani o bir yanlış yapsa dahi senin gözüne batmıyor yani. Seni rahatsız etmiyor yani. Ama başka enfüsü düşün, allemeyi enfüs yani. Döktürüyor yani. Bakıyorsun ki kendisine toz kondurmuyor yani. Yani öyle enfüsü olmaz yani. Birisi dedi ki ne olur? O zaman benim enfüs olur abi. Yani enfüs var, bir de etfisi. İktiza ettiği manayı ortaya koymayınca. Mustafa'nın şu özelliği var, hakikaten harika. Kıyamet kopsa, kavga gürültü olsa, burada olduğu halde sanki hiçbir şey duymuyor. Tenkit etseler ses yapmıyor. Yani o özel, ben bir tek onda gördüm yani. Diğerlerinde? Sinirlenmiş. Hiçbir Bismillah böyle değil. Bunda sinirler alınmış diye. Hiçbir şey yani böyle böyle şey gibi bakıyor yani. Doğru. Yani bir onu gördüm ben. Bilmiyorum siz başka görmüşseniz abi. Görmedim. Gayet şöyle görmedim demeyeyim tabii. Var canım. Var öyle insanlar var tek tük. Var. Yani sinir olmaması manasında değil. Adam içinde yaşıyor, dış dünyada vazifesini yapıyor, içeriye geçiyor. Dışarıya çıkıyor, vazifesini yapıyor, geçiyor içeriye. Evet. Dışarıya sırf vazife için bulunuyor. İçeriye geçiyor. Onun için içeriye geçince nereden biliyorum geçtiğini? Dış dünyada mesela konuşuluyor, olay olur 15 dakika. İşte sıkıntı oldu parça.
Ne diyorsun Mustafa? Abi niye anlamadım ben. E burada değil miydin? Abi dikkat etmedim. Evet. Şimdi abi dersimizi toparlıyoruz. Biz kusur üzerinde durduk. Kusurun işte lügat manası eksiklik, noksanlık, yetersizlik, böyle ihmallik. İki farklı bakış açısı vardı bu kusura. Allah canibinden bakış. Baktığımız zaman kainata o manada hiçbir şey göremiyorsun. Eksik, noksan, kusur, ihmal namına her şeyle, her şekliyle mükemmel bir kainat var. Bulunmuş olduğu an itibariyle leysefil imkan evdoğum immekan. Yani imkan haricinde bundan daha güzel olamaz. Güneş bundan daha güzel bir güneş. İşte bu ağaçlar şu anki hali hazır vaziyet bundan daha mükemmel olamaz yani. Bu cihette kainatta kusur yok. Eksik yok. Böyle mükemmel bir kainat var. Rububiyet-i ilahiye ne yapıyor? Haşmet-i ilahiyeyi böyle azamet derecede gösteriyor. Bir de beşer canibinden bakış vardı. Biz daha ziyade beşer canibinden baktık. Kusurun insandaki şeyi yani aziyet ve fakriyet böyle. Bir de menfi mana da kusuratı derifte etmek. Kusurun bize getirileri vardı. Bir de bizden götürüleri vardı. Getirileri marifetin zeminiydi. Terakkiyatın zeminiydi. Gıybetten kurtuluyor, kurtarıyor. Suizandan kurtarıyor. Böyle. Cezadan kurtarıyor. Rahatsızlıktan kurtarıyor. Bir de marifetin zemini olduğunu söyledik. Terakkiyatın zemini olduğunu söyledik. Menfi manada da kaf ve nun tezgah olduğunu söyledik. Eğer kusuratı deruhte etmezse bir kimse Adem alemleri hesabına çalışıyor dedik. Kusuratı deruhte ederse bir de vücud alemleri hesabına çalışıyor. Burada kusuratı deruhte etmediği için Cenab-ı Hakk'ı eksik ve noksan sıfatlardan uzak bilmediği için orada ilelebet devam edecek. Allah'ı eksik ve noksan sıfatlardan o subhanallah subhanallah diyecek. Vücud alemleri de buradaki müminler diyelim. Cenab-ı Hakk'ın kemali sıfatlarını gördükleri için öyle bir netice veriyor. Vücud alemleri kazanıyorlar. Bu sefer orada da ilelebet Cenab-ı Hakk'ı kemali sıfatlarla yani elhamdülillah diyerek ne yapacak? Hamd ve sena edecekler yani. Dersimiz başlıkları bunlardı. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.